Kimsin Senden herkese merhaba. Ben Yaren. Bugün unutamadığımız Aşkı Memnu'nun unutamadığımız Bihter'i Beren Saat'in hayatını inceleyeceğiz. Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle yıldızı parlayan ve Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan başarılı oyuncu Beren Saat 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Beren Saat üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünü tercih etti. Üniversiteye gittiği dönemde şu an hayatta olmayan sevgilisi Efe Güray'ın ısrarları üzerine katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Bu sayede profesyonel oyunculuğa başlayan Beren Saat, erkek arkadaşını trafik kazasında kaybettikten sonra sevgilisi için oyuncu olma yolunda ilerledi. Bu program sayesinde keşfedilen Beren Saat, 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var dizisinde oyunculuğa ilk adımını attı. Bu diziyle ekran deneyimini yaşayan Beren Saat, 2005 yılında Aşka Sürgün isimli dizide rol aldı. Biz onu aklımıza ve kalbimize Bihter rolüyle kazısak da Beren Saat ilk olarak Hatırla Sevgili dizisindeki Yasemin rolüyle 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kitlemeyi başardı. Bu dizideki performansı sonrası kalbimize kazıdığımız Bihter isimli karakterle Aşkı Memnu dizisinde boy gösteren Beren Saat oyunculuğuyla senelerce konuşuldu. Bakın gerçekten senelerce. Dizideki performansıyla o kadar beğenildi ki Beren Saat, dizideki ölüm yıl dönümü bile hala daha kutlanıyor. Beyaz Perde'ye de adım atan Beren Saat, Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında 2008 yılında yer aldı. 2010 yılında Gecenin Kanatları isimli filmde ikinci kez Beyaz Perde'de rol aldı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikayesi 3 filminde Barbie karakterini Türkçe olarak seslendirdi. 2010 yılında Fatma Gül'ün Suçu Ne isimli dizide Engin Akyürek'le birlikte başrolü oynadı. Aşkı Memnu dizisinden sonra ekranlara ara veren ve nefes kesici bir projeyle karşımıza çıkmayan, kendini özleten Beren Saat, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle yine adından söz ettirmişti. 2012'den beri şarkıcı Kenan Doğulu'yla birlikte olan Beren Saat, 2014 yılında Los Angeles'ta Kenan Doğulu'yla hayatını birleştirdi. Son olarak Beren Saat, Aşkı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile uzun zaman sonra İstanbul için Son Çağrı filminde bir araya geldi. Bihter ve Behlül olarak tüm sevenleri tarafından tekrar tekrar izlenmek isteyen çift yıllar sonra bir araya gelmeleriyle tüm sevenlerini heyecanlandırdı. O zaman ne diyoruz? Başka bir evrende en güzel halinde. Kimsin sen de görmek istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.